Kıymetli dostlar, Balat'ın tepelerindeyiz. Fatih Çarşamba semtine çıkan yokuştayız. Meşhur İsmail Ağa Camii'nin olduğu yokuş, yani camiye çıkan yokuşun olduğu bölgedeyiz. Ve arkamızda Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı, günümüzde de eğitim öğretimine devam eden Rum Okulu var. Bu Rum Okulu, İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın çıkarttığı fermanla bölgede yaşayan Bizansların, Rumların çocuklarının kendi inanç dünyasında istedikleri gibi bir eğitim, öğretim alabilmeleri için, özgürce bir eğitim alabilmeleri için yaptırılan okul. Tarihteki adıyla Mektebi Kebir yahut da Kırmızı Mektep olarak bilinmekteydi. 1454 yılında yapılmış, günümüze kadar da eğitim öğretim hayatına devam etmiştir. Kıymetli dostlar, burada anlatmak istediğim bir konu daha var. Malumunuz bu okul Patrikhanenin, yani Ortodoks Hristiyan dünyasının yönetildiği sistemin yakınında olan bir yer, bünyesinde olan, kontrolünde olan bir yer. Ve orası da İstanbul. Yani Katolik dünyasının karşısında olan Ortodoks dünyası. Biliyorsunuz Hristiyanlıkta mezhepler çok var ama Katolikler ve Ortodokslar bu konuda iki büyük mezhep halindeler. Bu iki büyük mezhebin aslında kaynağı aynı yer. Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca, Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere, Batı Roma İmparatorluğu Katolik dünyasının, Doğu Roma İmparatorluğu da Bizans'ın, yani Ortodoks dünyasının hakimiyetinde oluyor. Ancak bu kaynağı aynı olan ve aynı dine mensup olan Hristiyan dünyasının böyle ikiye ayrılmasının sebebi peki neydi? Dini konularda biraz siyasi, biraz da çıkar doğrultusunda, hani bir yarışa girer ya insanlar. Senin değil, benim dediğim doğru mantığıyla. İşte böyle bir yarışa ve kargaşaya girmişler ve en sonunda da resmi olarak bir noktadan sonra ayrılmışlar. Ortodoks ve Katolik dünyası olmak üzere ikiye bölünmelerinden sebep bir hal almış. İşte o Ortodoks dünyasının yönetildiği Patrikhane ağırlıkla, Rusya'da da bir bağlantısı olsa da, İstanbul'da.